Türk Dünyası Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Düşünce Okulu gerçekleştirdiği atölyelerde öğrenci sayısını artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla Anadolu Üniversitesi Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfı ile bir protokol imzaladı. İmzalanan protokolle bundan sonraki faaliyetlerde birlikte hareket edecek olan kurumlar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Türk Ocağı Eskişehir Şube Başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin hazırladığı slayt gösterisiyle devam etti. Bir veli kızının atölye çalışmaları sonrası durumunu katılımcılarla paylaştı. Kızımın böylesine özverili bir etkinlikte 2 yıldır yer alması aile olarak bizleri gerçekten çok mutlu etti. Gözlemlerimi kısaca size arz etmek istiyorum. Kızım atölyelere ve gezilere hevesle gidiyor. Öğrendiklerini bizlerle ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Verilen ödev ve sunumları özenle hazırlıyor. Hem bizle olan iletişimi hem de arkadaşlarıyla olan iletişimi daha gelişti ve daha güzelleşti. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt konuşmasını yaptı, ahlak ve düşünce hayatı üzerinde durdu. Bir millet kendisini değiştirmedikçe biz de onun halini değiştirmeyiz. Allah'ın iradesine teslim olmak, onun koyduğu nizamla ahlaki değerlerimizi süslemek gerçekten çok önemli. Ahlak ve düşünce hayatımızda tahribatlar başlayınca toplam değişmeye başladık. Bir zamanlar Marco Polo, Batı Asya'nın efsanevi azametini anlatmıştır. Dymex şöyle bir tespitte bulunuyor. Bütün Türkler bir fikir üzerinde düşünceye dalmış filozoflara benzerler. Göz ve ağızlarında kesif bir iç hayatının ifadesi okunur. Hepsinin hareketlerinde aynı ciddiyet, konuşma, bakış ve mimiklerinde aynı itidal mevcuttur. İnsan paşadan küçük bir bakkala kadar bütün Türklerin aynı okulda yetişmiş, aynı asalet mertebesine sahip büyük senyörler olduğunu zanneder. Şarkı söylemek, gürültülü kahkahalar ve çığlıklar atmak, lüzumsuz izdihamlar yaratmak gibi şeylere hiç rastlanmaz. Hiçbir tarafta haylaz ve dilenci güruhuna tesadüf edilmez. Her tarafta çeşitli sosyal sınıfların birbirine karşı saygı duydukları müşahede edilir. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı gençlere seslendi. Siz bu tür çalışmalarla, bu tür faaliyetlerle geleceği şekillendireceksiniz dedi. Büyük bir coğrafyanın kadim bir milletiyiz. Biz de güzel insanlarız, temiz insanlarız. Ve bunun neticesinde de bir takım kurumlar tarih boyunca bizimle birlikte hareket etmiştir ki bunlardan bir tanesi de şu anda içinde bulunduğunuz şehirde yer alan Türk Dünyası Vakfı'dır. O yüzden Türk Dünyası Vakfı'na, başkanımıza,
Sayın Bakanımıza, sekreterine, yani sekreterimize, mütevelli heyetine çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim gibi tarih boyunca sahnede yer almış milletlerin özelliklerinden bir tanesidir teşkilatçılık ve geleceğe doğru yapılacak işlerde bu teşkilatçılığın önemi de ileriki yıllarda daha da ortaya çıkmaktadır. Bunun önemi, bu düşünce okulunun önemi bizim açımızdan şöyle bir şey ifade ediyor. Özellikle değerli öğrencilerimize buradan söylemek istiyorum. İleride ben kendi çocuklarımı sizlere teslim edeceğim. 3 tane çocuğum var. Sizler ne kadar iyi olursanız ben de kendi neslimi o kadar güvende hissedecek şekilde teslim ederim. Gözüm arkada kalmaz. Bir hoca olarak, bir baba olarak, bir rektör olarak. O nedenle sizlere yanlış yapılmasına müsaade edilme lüksümüz yok. Sizlerin çok çok iyi olması, bizden kat ve kat daha üstün olması gerekmektedir ki siz bizlerden de zekisiniz ve gelecek nesil açısından da Türklere çok parlak bir ışık saçıyorsunuz. Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Nabi Avcı konuşmalarında Türk Dünyası Vakfı'ndan bahsetti. 2013 yılında Türk Dünyası başkenti olması, kültür başkenti olması üzerine kurulan, kanunla kurulan Türk Dünyası, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Ajansı'nın görev süresi bittikten sonra, yasal görev süresi bittikten sonra onun yarım kalan işlerini ve hizmetlerini sürdürmek, geleceğe taşımak için kurulmuş vakıftır. Kamu yararına çalışan bir vakıftır. Ve bugüne kadar gerçekten vakfımız hem ajans döneminde hem vakıf döneminde Eskişehir'e de Türk dünyasına da çok güzel işler kazandırdı, eserler kazandırdı. Eskişehir'de pek çok tarihi, kültürel eser ihya edildi. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerinin nezaretinde Türk dünyasını gezdiler. Kırım'a, o zaman Kırım daha özgürdü. Kırım'a, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Batı Trakya'ya, Kıbrıs'a öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte 10 binin üzerinde öğrencimiz ziyaretler yaptılar. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak konuşmasında gençlere seslendi. Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız ve o büyük milletin Anadolu'daki son devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarısınız dedi. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Hepiniz sevgili çocuklar altın değerindesiniz bizim için. Sizler tarihin şafağından beri var olan bir milletin evlatlarısınız. Ve o büyük milletin Anadolu'daki son devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarısınız. Bakınız, bizim milletimiz tarihte 16 tane büyük imparatorluk düzeyinde devlet kurmuş bir millet. Bizim atalarımız gittikleri yerlere insanlık götürmüş, adalet götürmüş bir milletin evlatları. Bunları düşünerek üzerinizdeki yükün aslında ne kadar ağır olduğunu da hesap etmeniz gerekir. Siz bu tür çalışmalarla, bu tür faaliyetlerle geleceği şekillendireceksiniz sevgili gençlerimiz. Daha sonra Türk Dünyası Vakfı bünyesinde etkinlik gösteren Eskişehir Düşünce Okulu faaliyetlerini artırmak için Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte protokol imzalandı. Toplu fotoğraf çekimiyle protokol töreni son buldu.